dedi. Tamamlanabileceği insanın aklına nasıl gelir? Oradaki insanlar neyi alkışlıyor? Yani almış müteahhiti fırça atıyor resmen. Müteahhit de çocuk gibi karşısında duruyor hazır ol da. 36 ay diyor, 30 ay yaparız efendim diyor. 30 ay da olmaz diyor ya. Bir yıldan daha az bir sürede yapacaksın. Yani 12 aydan daha az bir sürede yapacaksın. Tamam diyor, ona da söz veriyor. Belli ki müteahhit de diyor ki ya tamam burada şimdi söz verelim. Şu anda törende. Zaten bu iş hani müteahhit de biliyor 12 ayda yapılmayacağını, bitmeyeceğini. Bu hukuksal bir şey. Yani bu müteahhit sizin, bu şimdi ne orada Erdoğan şahsi bir inşaat yaptırıyor. Şimdi bir inşaat yapılacak orada. Sanırsınız ki Erdoğan'ın şahsi bir işi bu. Yani kendisine bir ev yaptırıyor sanki. Bir müteahhitle de bu şekilde insanların önünde böyle konuşuyor. Ya arkadaş, burası devlet eliyle yaptırılan bir proje. Yani kamu kaynakları kullanılarak yapılan bir iş. Dolayısıyla bu bir ihale sonucu verilmiş bir iş. Bunun bir sözleşmesi var. O sözleşmede tanımlanmış bir süre var. O süreye bağlanmış bir takım ödenekler var. Bir takım giderler var vesaire, bir maliyet var. Hiç gerek yok bu kadar detaya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi burada diyor ki... Selvi, hiç gerek yok o kadar detaya. Hayır, hikaye hukuk şu. Arkadan gelir var ya. Hukuk falan önemli değil. Tamam. Hayır, orada şöyle bir şey de var. Üç vardiya çalışın diyor. Burada kimse rahatsız olmaz diyor. Halbuki bir kentte gece inşaatı ancak özel izne tabidir. Ya işte nihayetinde hukuk, pek çok husus vardır. Hukuk arkadan gelir diyor. Hiç önemli değil onlar. Salonda kitle de alkışlıyor. Neyi alkışladın biliyorlar mı? Bilmiyorlar mı? Onun da sonra bunu değiştirelim ne demek yani? Bu müteahhiti değiştirelim. Değiştirelim bunu. Değiştirin bunu. Yani Hamza böyle... Bey diyor. Bunu değiştirelim diyor. Tabii ama şundan, yani şunu da belirtelim. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli bir sevgi dili kullandığını da görüyorsunuz sayın seyirciler. Bütün bu hani aktardığımız konuşmalarda herhalde siz de çok net bir şekilde hissediyorsunuz o sevgi dilini. Gençlik şölenindeki konuşmasında da onu söylüyor. Yani birileri diyor nefret diliyle konuşurken biz sevgi diliyle konuşuyoruz diyor. Sevgili gençler diyor, bizim siyasetimizde kışkırtma yoktur diyor. Kutuplaştırma yoktur diyor. Biz öfkeyi körükleyen değil, sevgiyi kardeşliği öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız diyor. Peki acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela şöyle bir konuşmalarından derleme yapsak, oradaki sevgi dilini izleyicilerimize şu anda hatırlatmamız mümkün olur mu yönetmenim, editörüm? Bir lütfen sayın seyirciler, bakın Erdoğan'ın sevgi dili ne kadar güçlü. Senin her yerin sanatçı olsa ne yazık. Sanatçı müsveddesi. Ama bunda yüz yok, bunda haysiyet yok, bunda onur yok. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Bunlar ateist. Bunlar terörist. Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir, nedir? Bu namus ve şeref fukaraları için... Aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Bu babalar da var ama böyle karakteri bozuk olanlar da var. İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa. Hayır diyenlerin şu anda attığı adım budur. Ve bunlarda ahlak diye bir şey yok. Bunlarda haysiyet diye bir şey yok. Sayın Bahçeli, günaydın. Gerçekten acınacak bir hali var. Gördüğün zaman böyle ikili olduğunda melek yüzlü zannedersin. MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsınız. MHP'nin genel başkanı olan zat... Sen zaten uçma özürlüsün. Bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adilsin. Bunu ispat edemezsen alçaksın. Namertsin. MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Evet, hakikaten Erdoğan'ın sevgi dili pek çok konuşmasına sirayet etmiş durumda sayın seyirciler. Bu konuştuğumuz konularla ilgili bir de Fikret abinin yorumunu alalım. Fikret abi, ne dersiniz? Evet Gökmen, şimdi Sayın Erdoğan'ın çok sert bir dili olduğunu biliyoruz. Kutuplaştırıcı bir dili olduğunu biliyoruz. Bu kutuplaştırmadan hep çoğunluk yaratmaya çalıştığını da biliyoruz. O nedenle yani birleştirici, sevgiye dayalı bir siyasi üslubu Sayın Erdoğan'ın yok. Tam aksine kavgacı bir üslubu var ve buradan da puan aldığı kanaatinde bunun örneklerini gördük.
Şimdi önce ben şunu bir hatırlatmak isterim. Sayın Meral Akşener eleştirdi Sayın Erdoğan. Hadsizlik yapmakla da suçladı. Meral Akşener bir tarih hocasıdır, tarihçidir. Yıllarca üniversitede tarih dersi vermiş bir bilim kadınıdır. Dolayısıyla tarihi bilerek konuşur. Yani tarih zaten doğru bilgiyle konuşulmalıdır. Bu açıdan baktığımızda Sayın Akşener bir tarih uzmanı, bir tarih hocası, bir tarih bilim insanı olarak bu konulara vakıf biridir diye hatırlatmak lazım. Sayın Akşener'in aslında o sloganla Abdülhamit dönemiyle şimdi yaşadığımız dönem arasında benzerliklere atıf yaptığını söylemek gerekir. Yani kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet derken Abdülhamit dönemindeki siyasi olayları çok kısa hatırlamakta fayda var. Abdülhamit tahta geçebilmek için Jön Türklerle uzlaşma sağlayıp anayasa ilanını kabul etmiş ve Mithat Paşa'yı da anayasayı yazan kurulun başına getirerek sanki bir demokratikleşme, bir reformlar zinciri yapacağı izlenimi doğurmuş ve tahta böyle oturmuştur. Nitekim de ilk kanun esası 1876 anayasası Abdülhamit döneminde büyük ölçüde Mithat Paşa tarafından kaleme alınmıştır. Meclisle kendi yetkilerini bölüşmeyi kabul etmiştir. Bu nedenle de bu destek kendisine verilmiştir. Ama bu 2 yıl sürmüştür. Yani bu umutları, demokratikleşme umutları ve padişahın yetkilerini meclisle paylaşma umutları yarattıktan 2 sene sonra anayasayı askıya almış, meclisi kapatmış ve sadece yetkinin kendisinde olduğu bir döneme doğru yönelmiştir. Yani bir tek adam dönemine geçirmiştir. Ondan sonraki süreçte Sayın Akşener'in yaptığı benzetme de bir istihbarat örgütü kurması, bir polis teşkilatı kurması ve bunu içeride kullanmasıdır. Hani Salim Bey'in jurnal dönemi dediği. Vatandaşlara para vererek, içerisinden ispiyoncular tutarak herkes hakkında saraya bilgi verilmesini sağlamış ve böylece aldığı bilgiler doğrultusunda da sürekli yasak koymaya başlamıştır. İşte basına yasak koymuştur, bazı kelimelere yasak koymuştur, çok ağır bir sansür uygulamıştır ve tamamen o demokrasi umutları ortadan kalkmış, sadece bir baskıcı, bir istibdat dönemi yaşanmıştır. İşte Akşener o günlerle bugünleri karşılaştırarak şu mesajı vermeye çalışıyor. Mesela AK Parti'de iktidara geldiği birinci dönemde demokrasi vaat eden, Avrupa Birliği değerlerine çok önem veren, Avrupa Birliği üyeliğini, tam üyeliğini hedef olarak alan ve demokratikleşme, daha fazla demokrasi sözü veren bir partiydi ve bu vaatlerle iktidara geldi. İşte yolsuzluklarla mücadele edecekti, yoksullukla mücadele edecekti, yasaklarla mücadele edecekti. Onun için 2002-2007 döneminde özellikle Avrupa Birliği ile tam müzakere edilme aşamalarında hep bu mesajları vererek bir güven sağladı. Bu güven hem iç kamuoyunda sağlandı hem dış kamuoyunda sağlandı. Ama 2007'den özellikle 2011'den sonraki sürece baktığımızda AK Parti'nin demokratik hukuk devletinden giderek uzaklaştığını görüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık bütün yürütme kuvvetinin sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde olduğunu görüyoruz. Sanıyorum Sayın Akşener bu benzetmeler açısından olaya yaklaştı ve o sloganı onun için söyledi. Abdülhamit tartışmasının bence iç kamuoyundaki siyasi boyutu bu ve Sayın Akşener'in vermeye çalıştığı mesaj da bu. Siz de yetkileri tek elde topluyorsunuz, demokrasiden uzaklaşıyorsunuz, meclisin bir etkisi kalmadı, sansür uyguluyorsunuz ve sürekli yasak koyuyorsunuz. Tartışmanın çerçevesini doğrusu ben böyle anladım. Zaten toprak kaybını söylemeye bile gerek yok. İşte Naim Paşa da söyledi, hepimiz de gülüyoruz. En fazla toprak kaybedilen dönemdir. Osmanlı'nın çöküş dönemidir. Çöküş döneminin padişahıdır. Ve böyle bir sert yönetimle, baskıcı yönetimle yetkilerini paylaşmayarak yönetmiştir. Yani o desteği alabilmek için Mithat Paşa'yı sadrazam yapmıştır Abdülhamit. Aynı Abdülhamit Mithat Paşa'yı, anayasayı yazdırdı Mithat Paşa'yı işte tayfa gönderip orada muhafızlarına boğdurtmuştur. Yani başlangıçtaki tavrı ne, sonraki tavrı ne? Bütün bunlar böyle bir karşılaştırma dönemi getirdi. Ve Sayın Akşener de bu karşılaştırmayı bir tarihçi olarak
yaptı kanaatindeyim ben. Bir de tabii iktidarda bir Osmanlı'ya özenme hali var. İşte yeni Osmanlıcılık dediğimiz bir olay var. İşte Abdülhamid'i Atatürk'ün önüne koyan, işte Vahdettin'i kahraman gibi göstermeye çalışan, Atatürk'ün yaptıklarını küçülten, onu anmayan, işte ismini ortadan kaldıran, havaalanını yıkan, ders kitaplarından çıkartmaya çalışan bir iktidar var. İktidar da bu siyasi görüşünü desteklemek üzere Naim Paşa'nın dediği gibi TRT'de aslında hayali bir padişahlar serisi yaratıyor. Gerçekle ilgisi olmayan. Yani böyle bir Osmanlı'ya özen, Osmanlı topraklarında yeniden nüfus kurmaya çalışan, işte komşularda iktidar değişikliği yaratmaya çalışan, Osmanlı havasına girmeye çalışan bir iktidar var ve Atatürk'ü de yok.